Bu coğrafyada böyle bir gerçek var. 11 yıldır bak bu çocuklar normal bir hayatın ne olduğunu bilmiyorlar. Şurada bir internet var dediler. Hafif bağlandık. Mesaj gitti geldi o kadar. Yani bu çocukların bizim yaşadığımız standartlardan hiçbir bilgileri yok. Ben burayı insanlığın kırmızı çizgisi olarak görüyorum. Bu anlamda buraları unutmamamız gerekiyor. Çünkü istiyoruz ki buradaki çocuklar hayal kurabilsinler. İstiyoruz ki buradaki çocuklar yarınlara dair bir endişe taşımasınlar. Evet, işte bizim de insanlarımızın ihtiyacı var, okey. Ama hakikaten burada bunu anlatamayacak kadar kötü durumda. Hatta ben buraya geliyorum deyince birkaç tane değil yüzlerce mesaj geldi de. Hakikaten o anlamda ufacık şüphesi olan birisi buraya gelmesi lazım. Belki denk gelen ve ön yargıyla izleyen kimseler vardır. Dokunmak çok güzel. Ön yargıları şöyle bir atmamız gerekiyor. Benim İdlib'le tanışmam bir 5 yıl öncesine dayanıyor. Yine bir kardeşimizin sosyal medyadaki üzüntülü görüntülerini görmem sonucunda aslında buraya gelmeye niyet etmiştim. Her yıl çeşitli ve farklı kampanyalarla bu bölgelere geliyoruz. En son da arkadaşlarımla konuşurken yani bu bölgeye bir aslında kampanya yapsak, malum hava şartları çok sert geçiyor. En azından kendi çocuklarımızı ısıtmaya çalışırken, kendimiz ısınıyorken başkalarını da ısıtabiliyorsak ne mutlu bize diyerek yola çıktık. Sevgili Hakkı Alkan, sevgili Mustafa Akan ve Deniz Satar'la birlikte güzel bir kampanya başlattık. İnsani Yardım Vakfı ile birlikte. Tabii bu kampanyayı başlatırken şunu önceledik. Hiç kimseden nakdi bir yardım istemiyoruz. Biz insanlardan mont, bot, çocuklar için oyuncak, ayakkabı, kadınlarımız için ihtiyaç malzemelerini bize göndermelerini istedik. Yaklaşık 3,5 milyon lira civarında da bir ürün toplandı. Yani 3,5 milyon değerinde bir ürün toplandı. Ve bugün de İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla bu ürünleri çeşitli çadır bölgelerinde, kamp bölgelerinde dağıttık. Tabii ki her buraya geldiğimizde aslında kanaat etmenin, şükretmenin ne kadar önemli olduğunu ifadelerin ötesinde yaşayarak anlıyoruz. Bu da bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Ben burayı insanlığın kırmızı çizgisi olarak görüyorum. Bu anlamda buraları unutmamamız gerekiyor. Çünkü istiyoruz ki buradaki çocuklar hayal kurabilsinler. İstiyoruz ki buradaki çocuklar yarınlara dair bir endişe taşımasınlar. Onlar da hayal kurmayı en azından bilsinler. Bu anlamda da biz de bu karınca misali safımızın belli olduğunu göstermek açısından buradayız ve mutluyuz. Mutluyuz çünkü alan el ve ulaşan nokta arasında köprü olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu kampanyaları yapmaya elbette ki devam edeceğiz. Ben neden buradayım? Önce onu söyleyeyim. Davet edildim. Davet edilince nasıl yani dedim. Sonra detayları anlatınca tabii ki ben geliyorum dedim. Normalde yarın sabah Londra için nerede olmam gerekiyor? Havalimanında olacağım. Yani ben bu gece tekrar döneceğim. 3 saat uyku sonra Londra. Oradan geleceğiz başka bir ülke. Hiç önemli değil ama benim buraya gelmem gerçekten çok iyi oldu benim için. Çünkü bu coğrafyada böyle bir gerçek var. 11 yıldır bak bu çocuklar normal bir hayatın ne olduğunu bilmiyorlar. Şurada bir internet var dediler. Hafif bağlandık. Mesaj gitti geldi o kadar. Yani bu çocukların bizim yaşadığımız standartlardan hiçbir bilgileri yok. Temel ihtiyaç malzemeleri var. İHH ile beraber o ihtiyaç malzemelerini giderdik. Bak hava soğumaya başladı. Çoğunun ayağında terlik vardı. Bugün itibariyle botları var. Çoğunun montu yoktu. Bugün itibariyle montları var. Çoraplarına kadar geldi. Çikolataları dağıttık. O nedenle ben buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Benim Suriye'deki ilk ziyaretim bu. Farkındalık oldum. Bundan sonra yani kendi evladım böyle severken aklıma hep buralar gelecek. Buraları hiç unutmayacağım. Temennimiz nedir? Sadece bölgemiz değil. Bütün dünyada çocuklar, kadınlar başta olmak üzere bütün insanlar huzur içerisinde, sağlıklı, bereketli, adaletin hakim olduğu topraklarda yaşasınlar. Buradaki manzaralar gerçekten zor arkadaşlar.
evet işte bizim de insanlarımızın ihtiyacı var. Okey. Ama hakikaten burada bunu anlatamayacak kadar kötü durumda. Kıyas kabul etmez. Yani bunları söyleyenler, hatta ben buraya geliyorum deyince birkaç tane değil yüzlerce mesaj geldi de. Hakikaten o anlamda ufacık şüphesi olan birisi buraya gelmesi lazım. Burada ortam sanılanın, düşünülenin çok dışında. Ben hala şok atlatamadım bir defa. Yaşlı en lüks kutulardan bir tanesi. Tek tuvalet oluyor burada. Nasıl yani? Koca kampta bir tane var. Evet, genelde öyle oluyor. Çok acayipti yani, kelimelere dökemediğim konular var, dökmek istemediğim şu an burada. O çadırların oraya girdiğimde sanki hani burada insanlar yaşamıyor, hani burada insanlar olamaz diye girdim ama çok acayip bir şeyle karşılaştık. Şöyle bir şey var, herkes bir anda hayatına dönebiliyor. Tekrar işte sosyallikler, işimiz, gücümüz vesaire. Ama burayı unutmamak için, buradaki konuları, buradaki hayatları unutmamak için elimden gelenin en fazlasını yapacağım. Ama aileme, ama insani ilişkilerime, ama dostlarıma, ama müşterilerime. Burası ciddi bir ders. Keşke herkes görebilse burayı. Hele ki o ön yargılı olan insanlardan bahsediyorum. Daha 30. saniyede ön yargısı kırılmazsa ben daha fazla bir şey hani konuşmak istemem yani. Çok acayip yani. Anlatılamaz. Kelimelerle ifade edilemez. Daha önce de buraya gelenler de bana bunları birkaç defa ifade etmeye çalıştı ama burada gelip fiziki yaşamayınca konu size bir yere kadar geçebiliyor. Dolayısıyla bu konuyu anlamanız doğru değil buraya gelmeden. Ama buraya da gelirseniz hakikaten yani cebinizdeki parayı değil, hani ayakkabınızı, çorabınızı falan bırakıp hani yalın ayak buradan çıkmak istersiniz. Hakikaten o kadar sıkıntılı bir yer. Yani hep haberlerde gördüğümüz görüntülerine böyle ne derler, telefonlarda denk geldiğimiz görüntülerde hep böyle tüylerimiz diken diken olurdu ya. Yani bazı duyguları görerek değil, gerçekten yaşayarak daha fazla anlıyoruz. Bazen çok dertleniyorum, sıkıntı yarattığım şeyler oluyor. Bugün bambaşka bir boyuta geçtim. Çok güzel bir film repliği vardır ya, bugün hayatımın geri kalan ilk günü. Gerçekten öyle oldu. Yani bu kadar etkileneceğimi tahmin ediyordum ama bu kadar etkileneceğimi tahmin etmiyordum. Böyle aklımda kalan şeyler nedir diye soracak olursanız, kadınlar ve çocuklar oldu. Biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor fakat başka devam eden hayatlar da var. Ve bence insan olmanın o dayanılmaz hafifliğini hepimiz yaşamalıyız ve hayatlara dokunmalıyız. Yani çok daha fazla sorumlu hissediyorum kendimi. İlk hissettiğim duygu buydu. Şunu da görmüş oldum, Türk insanı yiğit. Niye? Çünkü yardım için yarıştılar. Ama bu yardımların buraya ulaşması için İHA gibi tamamen profesyonel çalışan organizasyonların da olması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Gönüllülere, İHA gönüllülerine, İHA çalışanlarına, destekçilerine çok teşekkür ederim. Annem de o İHA destekçilerinden bir tanesi. Sakarya'da böyle ekmek yapıyor, yemek yapıyor, dağıtıyorlar. Anneme de buradan selamlarımı iletiyorum. Sen oradan, ben buradan. Devam anneciğim. Bizim hakikaten çok büyük bir devletimiz varmış. Zaten var evet, ama hani bizim ülkemizin dışında bu kadar koruyup kollayan, burada insanlara bu kadar işte biriket evler, karşılıksız bunları yapmak, buradaki insanlara işte kömürü, sobası vesairesi, ne o işte yanımızdaki bir ülke. Hakikaten benim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olduğu için çok gururlandım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar önem verdiğini şu anda daha iyi anladım. Sayın İçişleri Bakanımızın burada da, Suriye'de, İdlib'de veya başka bölgelerde buraya ne kadar titiz davrandığını bugün bir defa daha anladım. Tabii ki de hiçbir ön yargım yoktu ama birçok şey bugün kafamda, bütün eksik parçalar bir kez daha birleşti. Çok gururluyum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olduğum için ve buraya geldiğim için, Allah bana burayı nasip ettiği için çok gururluyum. Devletimle, milletimle. Ve çok mutlu olduğum bir gün, birçok da dert çıkarttığım bir gün. Herkese teşekkür ederim. Şimdi söz konusu STK'lar olunca, vakıflar olunca insanların ön yargıları olabilir. Ben sizinle burada tanıştım ve gerçekten ekip olarak hepinize hayran kaldım. Hepiniz gerçekten muhteşem insanlarsınız. Belki denk gelen ve önyargıyla izleyen kimseler vardır. Dokunmak çok güzel. Önyargıları bence şöyle bir atmamız gerekiyor.